En Bursa'dan herkese merhabalar. Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan filmlerine bir göz atacağız. Bu sene en çok konuştuğumuz filmlerden bir tanesi Justice League'ti. Yönetmen Zack Snyder'ın bizlerle buluşturduğu film büyük bir gişe yapması bekleniyordu ama şöyle bir şey oldu. Zack Snyder'ın kötü bir şey geldi başına. Kızını kaybetti. Kızının intiharından sonra Joss Whedon filmin başına geldi ve çekilen sahneler bir kez daha çekildi. Peki bu neye sebep oldu? DC'nin o karanlık tonları bir anda yumuşamaya başladı. 600 milyon dolarlık film birazcık da olsa gişede çakıldı. Ama bu en çok konuşulan filmlerden biri olmasını engellemedi. Bu senenin en çok konuştuğumuz ikinci filmi ise daha bizde gösterime girmedi. O da The Greatest Showman. Every one of us is special. And nobody is like anyone else. That's the point of my show. Ready? Showtime. Bu sene izlediğimiz Logan'da Wolverine'deki rolünü son kez tekrarlayan Hugh Jackman bu filminde başrolünde. Michael Grayson'ın filmi Peter Burnham anlatıyor. Peter Burnham ise Amerika'da ve dünyada bize ilk kez sirki sunan adam. Ama bu sirk öyle bildiğimiz sirklerden bir tanesi değil. 2018 Oscar adaylarında da en iyi filmde karşımıza çıkacak. Üçüncü filmimiz ise 2017 Oscar'larında en iyi filmi kucaklayan filmdi. Moonlight. Who is you, Sharon? For a long time, trying not to remember. I tried to forget all those times. Miami'nin zor sokaklarında büyüyen küçücük bir çocuğun hikayesini bize çocukluktan itibaren alıp gençliğini ve yaşlılığını anlatan bir filmdi. Başroldeki küçük çocuğun gençliğini canlandıran aktörün ve yaşlılığını canlandıran aktörün yüz hatlarının inanılmaz birbirine benzemesiydi. Oscar'da en iyi filmi kucaklaması çok büyük tartışmalara yol açsa da yine de bu senenin dikkat çeken filmlerinden biriydi ve bizim de listemizde yer aldı. New ideas. I'm so sorry. You give and you give and you give. It's just never enough. Sansasyonel yönetmenin Mother isimli filmi dünyada ve Türkiye'de inanılmaz karşılandı. Gerçekten de enteresan bir konusu var. Aslında bir çifti ele alıyor. Çift evlerinde yaşarlarken yazar olan adam ilham almak için eşinden yararlanıyor ve çiftin evine bir gün bir misafir geliyor. Olaylar birden tepe taklak oluyor. Tepe taklak olan sadece olaylar değil. Filmi izlerken bizler de tepe taklak oluyoruz. Böylece Mother Oscar'larda da aday oldu. 2017'nin en çok konuşulan filmlerinde sona geldik. Ve üstadı da ben sona sakladım. Christopher Nolan. Christopher Nolan'ı biz Memento'dan, Dark Knight üçlemesinden ve Inception isimli filmlerinden biliyoruz. Gerçekten de enteresan işlere imza atan Christopher Nolan bu kez de vizörünü İkinci Dünya Savaşı'na çevirmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren olaylardan Dunkirk tahliyesini konu alan Dunkirk hem dünyada hem de Türkiye'de bayağı bir yankı buldu. Dunkirk tahliyesini konu alarak Mark Rylance'ı, Tom Hardy'yi ve Kenneth Branagh'ı bizlerle buluşturdu. Aslında kimilerine göre bu bir kahramanlık değildi. Bir geri çekiliş, bir tahliye hikayesiydi. Ama söylediğim gibi Christopher Nolan bunu da bize epik bir şekilde yansıttı ve sinemalarda gerçekten de hak ettiği ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Ve böylece 2017'nin en çok konuşulan filmlerini sizlerle buluşturduk. Yeni bir incelemede daha buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşça kalın.